Antalyalı bir balıkçı avlanırken bir köpek balığıyla karşılaşmış, panikten hoş diye bağırıp onu uzaklaştırmaya çalışmıştı. Aradan 10 gün geçti, bu kez de bir cam göz oltasına takıldı. Hoş! Gel kuçu 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 kuçu. Ooo geldi. Köpek balığı. Köpek balığı mı? Ya oğlum hoş demedik mi sana ya? Hoş demedim mi ben buna? 10 gün önce bir köpek balığı teknesini kovalamıştı. Bu kez başka bir köpek balığı oltasına takıldı. Köpek balığı geldi. Misafir. Gel kuçu 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 kuçu. Tamam. O bölgeyi terk etmek zorunda kaldık. Köpek balıkları galip geldi. Aynı köpek balığı değil. Savaş Güzel avlanmak için denize açılmış, hayatının şokunu yaşamıştı. Ayağımı yıkıyordum. Bir baktım köpek balığı var altımda. Yuh! Ayağımı kapacaktı lan hayvan. Manyak oğlum bu manyak. Kardeşim gitsene. Alo. Gel kuçu 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 kuçu. Köpek balığı kovalamacasının üstünden günler geçmişti ki Savaş Güzel yine arkadaşlarıyla balık avına çıktı. Çok büyük hayvan, çok 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 büyük. Oğlum bitti. Atma atma atma, yapma yapma yapma. O sinarit balığı sandı ama oltanın ucunda bir sürpriz vardı. Köpek balığı geldi. Misafir. Çıkardık yine aynı manzara. 22-23 kiloluk güzel bir cam göz balığıydı. Köpek balıklarının peşini bırakmadığı genç yeni bir karar aldı. Artık kendi kendime diyorum yani bu köpek balığı artık her seferinde beni bulduğuna göre ya tekneyi satacağım ya da farklı bir yere gidip orada av yapmaya başlayacağım.